Ya enteresandır. Üniversitede farklı siyasi görüşlerde kavga ettiğimiz tiplerle gece şalgam içerdik. Çünkü olan kimliği bu. Atıldığım için dedim ki üniversite yönetimi siz beni attınız. Ama ben bu sınava gireceğim. Bu okula tekrar gelip kayıt yaptıracağım. Dedi. İnanmadılar. Hadi hadi dediler. Tek tercih yaptım. Tekrar orayı kazandım. <laughs> Gittim öğrenci işlerine. Aha dedim geldim. <laughs> Hesap bana kaldı. Kızlar da gitti artık. E ben kaldım dedim ki alayım şöyle gitarı kendi kendime. Ya ben bir buçuk şarkı biliyorum henüz. Baktım ki alkışlıyorlar. Atıyorum ama nasıl atıyorum? Sanki yeni şarkı gibi zannediyorlar. İşte <laughs> akşam olur da ben giderim sana. Ta... Allah'ım ne güzel <laughs> Atıyorum ama. <laughs> Adana'da dokuz çocuklu bir aile. Neredeyse evin her odasına üç dört çocuk düşüyor. 9 kardeş evin odalarında bir arada oynuyorlar. Bir gün şarkı söyleme yarışmasını düzenlemeye karar veriyorlar. Şarkı söyleme yarışması. İyi e güzel de enstrümanlar nerede? Hepsi mutfağa koşuyor. Tencere, tava, ne varsa ellerine alıp enstrüman yapıyorlar. O dokuz kardeşten biri o kadar güzel şarkı söylüyor ki. O sonra hayatı boyunca hep şarkı söylüyor. Duyduğumuz en güzel şarkıları söylüyor o çocuk. İşte o çocuk Haluk Levent. Sevgili Haluk hoş geldin. Bu öykü beni çok oldu. etkiliyor biliyor musun? Hadi gel oraya gidelim <laughs> ha. O dokuz kardeş bir arada şarkı söyleme yarışması. Aslında dokuz kardeş ayrı ayrı odalarda değildik çünkü ayrı ayrı odalar yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Tek odadayız değil mi? Nasıl kurguladıysam. <laughs> Tek odada. E, ben hatırlamıyorum bana anlatıyorlar. Tek odada şöyle büyük kocaman yataklar. Herkes uyuyor burada. O tek odada ya evde. Ya. Evet. Aslında amcamlar, dayımlar onların durumları fena değil. Enteresan bir haldeyiz biz. Baba işçi. Diğer akrabalara baktığınızda varlıklı da insanlar. Etrafımızda ama varlıklı evet, aileler var. varlıklı akrabalar da var ama o dönem demek ki küslük olmuş birbiriyle konuşmamazlık olmuş o dönemde ilk dönemlerde sonra baba annem işçi maaşıyla babamdan tırtıklıya tırtıklaya ala ala ev yapmış oraya o, o aynı yere ahşap evi yıktırmış ev yapmış o ev yapılan zamanlarda da ben yavaş yavaş biliyordum görüyordum zaten tek göz bir ev ya. evet aslında burada şunu anlatmak istiyorum o dönemin işçi maaşı yapabiliyor yıllar Tabii. içerisinde biriktirile biriktirile bir... eve dönüşmüş yani. Ee, bu kentlerde oluşan, bu gecekondu diye tabir edilen... yaşam alanları öyle doğdu zaten. Öyle. İşçilerin, emekçilerin... zamanla alın terili yaptıkları evler. Aynen aynen. Ee, peki dokuz kardeş... <laughs> yani e, Anne baba adlarınızı nasıl biliyordu? Karıştırmıyor muydu? Ya... Anadolu'nun bir geleneğidir galiba. Yılların... yıllar öncesinde... hep böyle çocuk berekettir, bolluktur. Bir de hani... Sevgili Sunay, şimdi şimdiki dünyada dahi bu konuyu bilmeyenler var iken, bir e, korunma durumunu bilmeyenler var iken... o yıllarda nasıl bilecekler? Yok. Teknoloji yok, şu yok, bu yok. E, tabii insanlar... E, bir şekilde... E, çocuk olunca da zaten bunu bir kutsallığa büründürüyorlar ve çocuk berekettir diyorlar. Hatta bazı aileler... kaç tane fazla çocuk yapmasıyla yarışıyor Anadolu'da. Bunu yıllardır kitaplarda da okuyoruz. Benim 9 çocuğum var, benim 8 çocuğum var gibi. Ee, halbuki yani düşününce nasıl oluyor? Annemi düşünüyorum rahmetliyi konuşurduk. Ya ana dedim sen dedim, bütün ömür boyu hamile kalmışsın dedim yani. Yıllarca hamile kalmışsın dedim. Her iki yılda bir, bir yılda bir. Oğlum nereden bilelim diyor. Nasıl kadınlar işte. kadınlarda onlar? Nasıl insiz değil mi? Yani anne, anne ya Anadolu'da kadın olmak gerçekten dünyanın en önemli, en zor kimliklerinden biri. Yani Sadece da Anadolu'da ben. diye düşünmüyorum sevgili Sunay. Orta Doğu zaten evet. şöyle bir cümle var. Orta Doğu kadınlar, çocuklar, hayvanlar için bir zor maalesef. Şey yani maalesef. bir savaş meydanı yani. Onun için çok o kadar çok mücadele içinde geçmiş ki onların yaşamları en son Dilber Ayın bir filmi yayınlandı. Ee, izledim filmi izledim. Dilberay'ın hayatını anlatıyor, Rahmetli'nin. Orada aslında o Adıyaman'dan gelen kadının... Düzce'de yaşadıklarını vesairelerini gördükçe... Ben çocukluğumdaki o kadınlar, kadınların kimliği göründü benim önümde. Çok zorluk içinde yaşamıştık. Çok. Peki 9 kardeş, baba işçi, ee, anne hem size bakıyor, hem ev yapıyor. Çalışıyor bir de anne değil mi? Anne bize bakıyor, ev yapıyor. Bir de dayımların hani varlıklı insan dediğin dayımların... Fabrikası var. Evet. Onların ırgatlığına gidiyor. Müthiş. Yani mısın? ırgat yani abisi fabrika sahibi kendisi traktörün üstünde ırgat yani topluyor kızları ablamları beraber pamuk toplamaya gidiyor biz de gidiyoruz pamuk topluyoruz o dönemde filan. Enteresan da bir hikayedir yani bir yoksulluğun yan tarafındaki bir zenginlik var yani bir nevi çelişkilerle de yaşamadık değil. Tam bir çukurova. Tam bir Çukurova. Orhan Kemal'in Çukurova'sı desek Orhan Kemal daha... Ucağız. Yani ben zaten... seni böyle... hayatını bildiğim için... hep aklıma o geliyor. Yani Orhan Kemal'in... Yaşar Kemal'in... o anlattığı o insanlar, o roman öykü kahramanlarından birisin aslında. O senin hayatın. Aslında hep bizleri anlattılar. Ben bakıyorum, Bereketli Topraklar üzerinde kitabına. Hmm. Zaten Orhan Kemal'i şey diyorum, herhalde bizleri gördü bu adam yani nasıl yaşadığımızı hissetti filan diyorum. Ee, ya da işte sevgili Yaşar Kemal'in o Toros'ları anlatan o enteresan kitabına etnik köken olarak farklılıklar da olsa Çukurova sadece bir etnik kökendir. Çukurova'nın kendisi bir etnik Doğru. kökendir. Üst kökendir ve herkes onu orada yaşar sanki dışarıdan yıllar önce gelmiş Beylem Türkleri, yıllar önce gelmiş Çerkesler, yıllar Nusariler. önce gelmiş Araplar, Nusayriler Orada enteresan da bir Çukurova kimliğiyle yaşıyorlar. Yani iklim, doğa ve şehir Çukurova'nın durumu bütün etnik kültürleri tek kültür gibi yaşam tarzına sokuyor. Yani oradaki bir Nusayri de na haber lan diye çocukla büyüyor. Oradaki bir yörük de na haber lan diye büyüyor. İkisinin arasında şive farkı yok. Hepsini aynı şiveye sokuyor. Çukurova alıyor e, e, bir Hawking'in kara deliği gibi sokuyor böyle içine... ve o kara delikte yıldız kayması gibi böyle oturuyorsun. Çukurova kimliğine bürünüyorsun. Ya enteresandır. Üniversitede... farklı siyasi görüşlerde kavga ettiğimiz tiplerle... gece şalgam içerdik. Çukurova'nın kimliği bu. Yani adam işte bir yerden gelmiş başka bir kimlikte, başka bir siyasi statüde. Ben başka bir siyasi statüde. Hurra 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 giriyoruz ama Adana'nın Çukurova'lı olanlarla akşam şalgam gelmiş gizden oturduk, şalgam içerdik. Bu enteresan bir kültür. Müthiş. Peki bu çok kardeşli ailede okumaya, eğitime doğru yönlendiren sizi anne baba... Çünkü yani dar gelirli bir aile tipik bir Hı -hı. Anadolu ailesi. Hı -hı. O yıllarda Anadolu gerçekten yoksulluk Hı -hı. çok fazla. Ee, ama yani çocuklar çalışmalı mı, eve ekmek mi getirsin, okumalı mı? Hep okumalı. Hep bunu savundular Anne, değil mi? Rahmetli okumamış. Ama hep okumasını isterdi. Büyük ablam annenin İl... adı neydi onu? Sabriye. Sabriye Hanım. Ee, babanız, evet. Babanız babanın adı Mesut. Mesut. Evet. Eee tabii babamızı fazla görmezdik sevgili sunha. Enteresan bir adamdı. Fiyakalı giyinirdi. O zamanların bugünün parfümü o zamanın eee losyon muydu öyle bir şeydi hmm. böyle. Enteresan kokular vardı. Sürerdi. Ben babam hep o enteresan kokularla anımsarım. Esans. Kokular. Esans, esans. Evet, özür dilerim. Losyon evet. değil, esans. Esanslarla anımsarım o esans kokularını. O da güzel. Babam değil mi? babam hep onu anımsarım. Belki de o yaşadığımız toprak, e, semtin en şık adamıydı. E, evet, babam bizimle yani ben babamı belki 9 çocuklu olduğumuz için Babamızdan bizi çok sevdiği halde o sevgiyi gö göremedik. Yani bizi çok sevdiğini biliyorduk ama hiç göremedik o sevgiyi. Ee, i̇şte ne varsa annede vardı. Ee, mücadelesinde annem vardı ve çocukların okuması için elinden geleni yaptı. Hepimizde hepimiz de okuduk ee, büyükler hariç. En büyükler ilkokuldan sonra çalıştılar Çazmak falan sonra O kaldılar değil mi? O, o en büyüklerin yaşı da baktığında itibariyle bunun o, 60 yıl öncesi olmuş oluyor. Yani o zamanlar daha çocukken Zaten o dönemde bu yoksulluk içerisinde e, okul derdini bırakın, yaşam derdi var. Ama sonraki çocukların tamamı okudu. E, hepimiz şu anda ayrı ayrı dünyanın ayrı ayrı yerlerindeyiz <laughs> şey, kardeşler olarak. Peki evde bir abin söz konusu, şiir yazan, benim Ahmet Arif'im dediğin. Evet, ya onu tanımanı isterdim sonra. Ya sen Adana'ya gittiğinde bir gün o adamla oturmanı isterim senin. Mutlaka. Enteresan bir adam. Hala benim abim olduğu için söylemiyorum. Onun için tanışmanı isterim. Bir Ahmet Arif ama hiç okumadan. Yani ilkokulu okumamış bir insanın. Zar zor okumuş bir insanın. Ondan sonra sınıf mücadelesine girmesi. Demokratik kitle örgütleri içerisinde yer alması. O dönemde sendikalaşma sürecinde işçi sınıfıyla hareket etmesi bununla beraber şiir yazması, öyle şiirler var ki bazen oturuyorum diyorum ki bu şiir nasıl olur? Şimdi bizler şiir yazarken etkilendiğimiz insanlar vardır sevgili Sunay. Yani atıyorum Melih Cevdet'in Bursa'da gemliğe giderken karşına çıkacak deniz şaşırmadan etkilenirsin. arasında döner şunu yazarsın. Orhan Bey. İşte Orhan Melih Şevket <laughs> <laughs> ne güzel. Dur nah, Orhan Bey. <laughs> evet. Özür dilerim yani. Melih Şevket anlaydı. Ayrı ne bir güzel. şey Orhan Bey. Orhan Bey'in o şiirinden etkilenirsin. dersin ki yani işte gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. yola. O tamam. Onu alırsın. Bir şair olarak hiç bilmediğin bir yerde gün ağırdı ve ben yola çıktım diye değişik bir versiyonuyla. Hani evet, etkilenirsin, etkilenirsin. Bu adam kimden etkilendi? Bu adam okumuyor da. Yazdığı şiirlere bakıyorsun. Şunu yazıyor diyor ki, demiş ki bir şiirinde bir çıra yandı, bir mum söndü gündüzden. Halen bardak dolu mu? Hayır boşalmış arkada. Otur oturdu bardağa bakıyor. Yaptığım bir deney yapıyor. Yaptığımız bu deney güneşin kendi ışığından. Hayret, suyumuzu buharlaştırıp eksiltmişiz arkadaşlar. Adana'nın sıcağında almış bardağı, dolu bardağı. Bu bardağın sıcakta buharlaşmasına bakmış. Müthiş. Ardına şunu beklemiş. Ardına şunu yapmış. Demiş ki... istiyorlar ki insanlar yapmasın çaba. Toplumu eleştirmeye başlamış. Ya sen daha okumamışsın. <laughs> Bak, istiyorlar ki insanlar yapmasın Müthiş. çaba. Ne oldu sonradan komşum İrfan Mavruk acaba? İrfan Mavruk dediği komşusu abimin... Amerika'ya götürüyorlar bunu. Öyle bir yetenekli ki masada çalışıyor. Profesör olarak sonradan yıllar sonra onu araştırmanı istedim. yıllar sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor. Kontrasında... Mavruk, o... İrfan, mavruk, İrfan, İrfan, mavruk. İrfan, İrfan Mavruk. NASA'daki altı parmak izinden birine var. A alınıyor. Müthiş. O kadar müthiş bir adam. Abim oturduğu yerden diyor ki, istiyorlar ki insanlar yapmasın çaba. Ne oldu sonradan komşum İrfan Mavruk acaba? Müthiş Ona deli dediler. Amerika'yı yolladı aya. Cılk oldu hayatım akıllılarla arkadaş. Büyük ya. Enteresan bir adam. Ha, abim olduğu adı için. Adı neydi? Recai. Ad, Recai. Enteresan ben abim bazen düşünüyorum. Ben abim olduğu için mi böyle savunuyorum? Hayır ya. Bir adam okumamış ve enteresan daha ne şiirler var. Bir para şiiri var ki o para şiirini dinlemen lazım. Onun için o abimden gelen bir tutku, onun şiir okumasının bana verdiği böyle mutluluk. Hatta çok komik bir şey var. Abimin de şöyle bir durumu da var. O dönemler tabi adam yazıyor ama anlatamıyorsun ha. Yani bir yerde anlatamıyor. Kime anlatacak? Yani kitap yok, internet yok, hiçbir şey yok ki ya. Televizyon yok. Düşünsene sadece kardeşlerine ve mahalledeki çocuklara anlatıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Büyük ablama alıyor. Nerede bir düğün var? düğün Ama şimdi o dönemdeki düğünler farklı. Evet. Çukurova'daki o dönemdeki düğünler bizim şimdiki düğünler gibi geldi nikah kıyıldı, takı takıldı yok. Bir program vardır. Elinde mikrofonu bir sunucu vardır. Orkestra vardır arkada. Mikrofondaki sunucu dans eder, bir şey yapar, dans grubu çıkartır filan. Enteresandır Çukurova'nın 1980'li düğünleri, 70'li düğünleri çok enteresandır. Düğünde arkada oturuyor. Gidiyor abim şeye, sunucuya diyor ki ben önce öğreniyor sunucu kimin tarafından? Diyorlar ki damat tarafından. Diyor ki ben gelinin halasının oğluyum. Geldim şiir okuyacağım. Şiir okuyacağım diyor. Aa, Öyle mi iyi, diyor? Evet, diyor, adım Recai. Arkada bekliyor. Diyorlar ki. Evet, şimdi gelinin halasının oğlu Recai şiir okuyacak. Çok abi, güzel. Diyor. Geliyor, okumaya başlıyor, indiriyor. Düğün gidiyor? Her <laughs> düğünde bir şey yapıyor. Bir ara bir düğünde ortaya çıkıyor, dayak yiyor <laughs> ama <laughs> Müthiş Reca, yani. abi var ya. Bu, bunu, onu tanımanı ya istedim e, yani. Ne demek şimdi inan Adana'ya ilk gittiğimde ben Reca Kesinlikle abinin karşısındayım. Ya. ya. enteresan bir adam. Bu şiirleri, ya bu bunlar... yazıları nasıl yazdın be adam ya? Nereden etkilenir? Hadi ben dediğim gibi Orhan Veli'den etkilenirsin. Ama, Nazım'dan etkilenirsin ama. Bak sevgili Haluk. Hani hep deriz ya okuyalım okuyalım. Tabii, o tabii ki okuyacağız. Tabii ki okul çok iyi güzel. E peki e, Aşık Mesela kaç okul okudu ki? Onun yazdığını kim yazabilmiş ki? Mali yani mi? o Recai Bey, değerli abin, Anadolu'nun gerçek ozanlarından. Gerçek ozanlar. Yani kesinlikle. bunlar zaten biz bir şeyler çabalıyoruz. O zaten öyle doğmuş. O kesinlikle, zaten o kesinlikle. kaç bin yıllık o kültür geleneğinin söylemcisi olarak gelmiş dünyaya. Kesinlikle. Ya yoksa kim bunu göz alır gider düğümlerde cesarete bak ha. Enteresan. Değil mi? İnsan karşısına çıkıyor. Ya çıkıyor, söylüyor, ya nasıl anlatıyor. Nasıl bir özgüven? Bunu. Nasıl bir özgüvendir? Teresa. Değil mi? Yani sen ben ilk ekrana çıktığımızda televizyon t heyecanlanmıştık. Ama bu düğün düğün geziyor ve yazılı şiir okuyor. onda televizyonları Müthiş bu işte ya. yok çünkü. O dönemde daha tek renkli televizyon daha yeni gelmiş filan. O dönemde yani yok Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hemen sonralarından bahsediyorum. Evet. Hani ben daha 6 yaşındayım, 5 yaşındayım kendisi. Yok ki internet yok kitap yok hiçbir şey yok tek sosyalleştiği yer düğünler abi şimdi düğünlere gidiyor Herkese diyor ki ben onun kızımdan bu tarafa diyor ben bu taraftayım. çıkıyor şiirini okuyor. O zaman yani Haluk Leventi bu değerli sanatçıyı müzisyenin ortaya çıkmasında bir rol model bir o vardır rol model olarak bir de kuzen zeki vardır. Kuzen zeki. O, o. Onu tanıyalım. O, o tıp fakültesi okuyordu ben henüz mahallede çocuklarla oynarken çok seviyorum teyzemi melek teyzemi e, oraya giderdim teyzemleri biliyorsun. Akrabalık kültüründe Anadolu'da teyzeler çok daha öndedir amcalardan. Doğru. Bu Doğru. çok nettir yani. Doğru. Her hep önce teyze gelir. Teyze amcadan hep öncedir. Hep anneler yan yana Doğru. olunca babalar pek yan yana olmaz ya ondandır. Gittim de bir gün böyle baktım bir şey dinliyor yani. Ya dinliyor işte ekonomi takığında. Ekonomi tıkırında. Daha <laughs> diyorum bu nasıl bir şarkı ekonomi tıkırında. Kriz var kriz var bunalım var ekonomi tıkırında. Dedim ki Zeki abi dedim kim bu dedim ya Timur Selçuk dedi. E biz alışmışız şimdi o mahallenin o kültüründe. O arabesk kültüründe, Anadolu'nun zaten öyle bir yaşam tarzı içerisinde Rolling Stones dinleyemeyeceksin ki böyle bir dünya yok zaten. İnsanlar <laughs> okumamışlar yani. E tabi çocuksun büyüyorsun ortaokul çağlarım. Kuzen Zeki'nin o tıp fakültesinde oluşu, hmm. bütün semtin bu tıp doktor çıkacak deyişi. Ona böyle bir hayranlıkla bakışımız, gelen arkadaşların hiç bize benzemeyen, oturuşumuza, kalkışımıza benzemeyen, yemek yeme biçimleri dahi bize benzemeyen, böyle şehirli şehirli insanlardan gelişi. O bizim çocukluğumuzda şöyle baktığımız o, o uzun pantolonlu İspanyol paça ablaların, o böyle örgül örgülü saçlı kadınların Zeki abinin sınıf arkadaşları tabi bunlar evine geliyorlar oturuyorlar sohbet ediyorlar. Onları görüşümüz ve onların hep bir ağızdan e, e, söylediği işte hey cıt bir şarkıları filan. Böyle bu şarkılar önce aklıma gelmeye başladı dedim ki bu şarkılardan ben de dinleyebilir miyim Zeki abi dedim. Amacım ona şirin görünmekti beni daha fazla sevsin çünkü şey ya. Yani, e tabi dedi o zamanlar kasetler vardı kaset verdi işte Timur Selçuk. Beatles kasetlerinden verdi öyle bir dünyaya geldim ki lisede gerçekten belki güzel bir çocuk değildim, yakışıklı bir çocuk değildim. O dönemler çok önemliydi böyle şeyler. Ama herkesten farklı bir adam olduğumu hissetmeye başladım. Beatles dinleyen, lisede böyle. John Lennon'ın sol albümlerini dinleyen, The Woman falan gibi. Livaneli dinleyen o dönemde yani enteresan bir şeydi. Ve sonra yavaş yavaş onun sayesinde ee, bilemediğim ozanları, mesela Ruhi Su dinleyen bir adam oldu. O zaman yani bu müzisyen Haluk Levent iyi bir dinleyici olarak... girdi mi? Kesinlikle. Bir hep bir izleyici, gözlemci, gözlemci ve dinleyici. dinleyici. Ondan sonra başladı böyle... çıkıp tane hani bazı şeyler çıkıyordu, hep şarkı, şarkı söylüyordum da neye göre şarkı söylüyordum? O insanları dinleye dinleye... oluşuyordu ve gözlemcilik yapıyordum. Sonra Ruhi Su'dan sonra da artık... üniversiteye gittiğinde bambaşka bir... arkadaşlarına, akranlarına oranla... Yavaş yavaş bir de onun okuduğu... mesela o dönemlerin Cumhuriyeti vardı. Melih Cevdet Anday kelimesi az önce Orhan Veli'den oraya kaydı. Melih Cevdet Anday'la, Hıfzı Veldet köşelerdi. Veli dedi oğluyla büyüyen... Köşelerdi. Evet yani o köşeler... Melih daha Cevdet zaten... aslında büyük bir entelektüeldir. Ne yazık ki... çok okunmuyor... bu dönemde. Ama onu çok güzel andın. Melih Cevdet Anday çok iyi bir şair olmasının yanında çok iyi bir deneme yazarı... ve düşünce insanıdır. Harika deneme kitapları vardır. Yani burada mutlaka söylüyorum ama yeni kuşak onunla okumuyor ne yazık ki. Yeni kuşak hiçbir Sevgi, şey okumuyor. sevgili yani, yani Evet yani ben. O da bizim kabahatimiz ama değil mi ya? Ha? Belki de ne sosyal medyayı belki de öyle bir kullanmak gerekir ki artık yeni kuşak belki o o sayede okuyacaktır. Ben hep şeye benzetiyorum bunu. Ee, belki bu hani bir çocuk önce bir şeye takılır ya. Takıntı yapar yani işte her gün sabah kahve içmeyi takıntı yapar üç tane beş tane ya da işte müzik dinlemeyi takıntı yapar. Belli bir süre sonra o takıntı... yavaş yavaş normalleşir. Ben şeyden... E, düşünüyorum... gençler bence... sosyal medyayla birazcık daha haşır neşir olacaklar... bırakacaklar demiyorum ama... sosyal medya sayesinde birileri çıkacak... Doğru. senin gibi birileri çıkacak, onların doğru. kitap okumasını sağlayacak. Doğru, doğru. Zaten... E, Haluk Levent bunu çok güzel yapıyor. Çünkü e, bu sosyal medya sonrası o bildiğimiz, sevdiğimiz o sanatçı Haluk Levent o hep var olan şarkılarını ortaya çıkaran humanizmasıyla da dil e, Türkiye belki dünyaya örnek oluyor. Gerçekten senin gibi kaç kişi vardır merak ediyorum ben. Ama aslında bütün eserlerin hep oydu. Yani yani farklı bir Haluk Levent yok. Sen oydun zaten. Hayatı boyunca hep oydun. Çok öncesinden zaten e, Savaş Vakfı'na 90'lı yıllarda tabii. verdiğin destekleri Türkan biliyoruz. Bunları, evet. bunları unutmayalım. Bunları çok şey bilmiyor. Yani Haluk Levent zaten ben, hep buydu. Ben sevgili Türkan annemle... gerçekten anne derdim ona. Seni çok, sefer, çok, de severdi. çok severdi, seni de çok severdi. Türkan annemle yaptığımız mücadele başkaydı. Hani e, bir politik mücadele değildi, yanlış anlaşılmasın. Orada bir Aydınlanma, pastalarla... aydınlanma evet, mücadelesi. Hem Çağdaş Şavşama Destekleme Derneği... hem <laughs> Atatürk Düşünce Derneği bir yandan, bir yandan da... Bizim en başta benim onunla beraber olmamı sağlayan... Cüzdanla Savaş Vakfı Vakfı'nın bir artık üyesi olmuştum ve çok aktif bir üyesiydim. Evet. E, düşünebiliyor musun? O dönemde Erzincan depremi olmuştu. Erzincan evet. depremine annem bizzat beni yolladı. Hı, müthiş. Bizzat beni yolladı Erzincan depremine. E, gerçekten söylemek istiyorum. Hani o çok da duygulanıyorum onu düşünürken. O depremdeki ilk çalışmaları, daha sonraki depremlerde işte, Gölcük olsun, Susuzcu olsun... Hep oralarda hep oraları. oralarda oluşumun temelinde... Türkan annemin beni oraya gönderip... burada biz bunları hallederiz, bak sen çok aktifsin, üniversiten yok, şun yok, elinde gitar çalıyorsun. Direkt oraya git, eline biraz şeyler de verdi, malzemeler de verdirdi. Bir kamyon kadar toplattırdık. Cüzdanla Savaş Vakfı'na gelen insanların verdiği kıyafetleri toplattırdık kamyona. Hiç unutmam, Mürs, Müslüm diye bir abimiz vardı kamyoncu. Onun kamyonuna bindirdik ve ben kamyonla beraber Erzincan depremine gittim o dönemde. Çok da yıkık bir depremdi. Ee, e Tabii onlarla birlikte başlayan bir süreçten, zaten bir ahbap oluşumu böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. O temelinde o emek, o mücadele yıllarca süren bir dayanışma olmazsa zaten başarıya ulaşamazsın. Sen hep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap. Herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü bu kadar e, aslında kapital madden çok 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 varlıklı olacakken bu, bütün bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan, çünkü ilk eserinin bütün telifin her şeyinde verdiğin bağışladın. Evet. Ama yine de orada <laughs> şey, şeyde durmak istiyorum. Ben Benim bir lafım var işte kahraman kelimesini duyunca. Ben hep şunu söylüyorum. Ben kendimin kahramanıyım. Kendimin biçmiş olduğum rolün kahramanıyım. Ben çocukluğumda öğretmenlerim beni kaldırdığında sen ne olmak istiyorsun? Biri kalkıyor şey olmak istiyor. İşte öğretmen bir tanesi doktor bir tanesi bir mühendis. Ben kalktan bilim adamı falan diyordum yani. Hani, bilim insan, bilim adamı o dönemde öyle deniyordu bana biraz daha aç diyordu. Bir şeyler yapmak istiyorum ve bütün insanlığı kurtaracak bir şeyler peşinde gitmek istiyorum derdim. Sonradan kendime şunu söylüyorum. Evet kahramanlık kelimesini duyduğumda ben kimsenin kahramanı değilim. Herkes kendi kahramanlığını kendi içinde yaratabilir derdim ve ben kendimin kahramanıyım çünkü ben hayallerime sadık kaldım. Ben düşlerime sadık kaldım. Bak sevgi ha. Bir televizyon programı görürdüm. Bütün güzellik yarışmalarında böyle, o dönemler vardı biliyorsun. Bütün kızlarımız olurdu. 20 tane, 30 tane kızımız. Herkese sorulurdu işte. Tek tek. Bu birinci şey, eline bir sihirli değnek verseler ne yaparsın? Ne ne derdi kızlar? Çocukları kurtarırdım. Aş, Onu kimse yapardım. Aç kalmasın kimse aç kalmasın derdim. etrafı Başka bir şey, milli piyango çekişi öncesi insanlara sorardım. Para size çıksa ne yapardınız? Şu kadar çocuk... Hiç kimse bu hayallerin peşine gitmedi. O dönemde televizyonda şu anda da ünlü ve oyuncular bunlar. O dönemde bunları söyleyen gençler ünlü oldular. Ya yani yarışmalarda birinci olan insanların eline sihirli değnek geldi, milyon dolarları oldu. Ne oldu? Ama ne oldu? <laughs> olmadı çünkü insanlar hayallerinin peşinden gitmiyorlar. Çok güzel. Ben kendimi bu yüzden seviyorum. Ben hayallerinin peşinden gidemem. Hayallerine sadık kaldığımı düşünüyorum. İnsanlara söylüyorum ki çocuklar hayalleriniz sadık kalın. Yani seni dinlerken seni şey yapayım, Vedat Gün yol geliyor aklıma. Vedat ah, Gün yol diyorlar ki. ''Hümanizma varsa insanlık var demektir. Sen de müthiş bir humanizma var. Bir insan sevgisi var. Bir yaşama sevinci var. Ki bu adaleti getirir. Bu mazlumu, ezileni, hakkı alınanı görmeyi gerektirir. İşte sen hep busun. Vedat Günyol deyince hep. dururum yani. Değil mi? Hep <laughs> evet. bu, hep busun. Peki, ha dur Melih Vedat Anday'a geleyim, onu bağlayacağım. Melih Vedat Anday biliyorsun Orhan Velok Tarifat'la birlikte garip hareketin ortaya çıkıyor. Garip o. hareketi zaten... Askere gidiyor. Bak bunu Melih Meriç Vedat Hoca anlatmıştı. Askere gittik diyordu, asker diyeyim. Tabii çok popülerler bunlar. Orada bir komutan çağırmış onları. Gel bakayım. Melih Vedat Anday, sen misin? Benim komutanım. Siz ne yaptınız böyle? Şiirde bir şeyler yaptınız. Ne iş olun bu? Efendim biz Uyağı kaldırdık. Kafiyeyi kaldırdık işte. Dizeyi attık. Şareneyi yıktık. Şunu yok ettik. Aferin oğlum. Şu şiir denen mereti hiç sevmezdim zaten. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, ne? şimdi bunu Haluk Levent'e bağlayalım. E, ee, Rosenberg'ler öldürülünce... Mene Cevdet Anday anı şiirini yazar. Şöyle başlar. Bir çift güvercin havalansa... Yanık yanık koksa karanfil... Değil, anılacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa. Şimdi seninle konuşurken İstanbul Oyuncak Müzesi'nin ee, sergi alanından 100 yıllık bu oyuncak güvercini getirdim. Melih Çevizat Anda Bu 100 yaşında. Ve Haluk Levent de bir güvercin sevdalısı. Kesinlikle. Kestediğin güvercinler. Ondan Allah sana bize. Ya benim biz Babil güvercinleri diyoruz onlara. Hani e, toplumda e, Taksim Meydanında gördüğünüz o güvercinler değil. Evet. Babil kuşları. Evet. Babil kuşlarının özelliği savaş kazandırmış bu kuşlar. Evet. Nasıl savaş kazandırmış söyleyeyim? Şimdi sınır bölgelerinde askerler o dönemlerde at arabası dahi yok yani at dahi yok düşünün yani gelemiyorlar yaya geliyorlar. Şimdi sınır bölgelerinde, burası sınırsa şuradan gelen bin piyade düşün asker yan taraftaki ülkeyi işgal edecek. Burası dağlık. Şimdi buradan geldiği an, buradan biri görse ne olacak onu? Haber edene kadar zaten bu da geldi. Gidiyor. Şimdi dünyanın en enteresan güvercinleri bunlar. Şimdi bir güvercin, Babil güvercini öncelikle besleyen zeki bir adam, komutan. Buradan... Öncelikle sınır komşusu olduğu için bunlar henüz düşman değilken... Yarın bir gün düşman olabilir. Çünkü o, to o dönemlerdeki topraklar evet. vahşice, herkes birbirine saldırıyor. Şurada güvercini besliyor. Güvercin besliyor. Güvercinleri uçuruyor. Bu güvercinlerin özelliği gökyüzüne çok yüksek çıkmaları. Her yeri görebilmeleri. Çok yüksek yerden bir parlatıyla ya da diğer güvercinleri dışarı atmasıyla saniyede şey saatte 240 kilometre hızla yere çakılıyor. Geliyor yani. Çok hızlı. Yani o 30 saniye sürmüyor gökyüzünden gelişi. Şimdi bu güvercinleri alıyor dağın bu tarafındaki yakın dağın bu tarafındaki Kuzeninde orada da akrabalıklar var. Orada beslediyor Orada da aynısını uçuruyor. Aynı yere getiriyor. Şimdi bu güvercinin evi neresi? Birinci de burası. İkinci burası. Bu güvercinlerin bir özelliğini yakalıyor o komutan. Diyor ki burada ben eğer bir savaş olacaksa buraya bu güvercin inmezse muhakkak buraya inecek. Güvercinin özelliği şu çok yorulursa çok yorgun bırakırsan devamlı bir elinde siyah bir şeyle sallayıp buraya gelme dersen en benimsediği ikinci yere gitmekle yükümlü o güvercin. Akşama kadar ya da iki saat içinde. İşte savaş başladığı zaman bu güvercinleri tekrar buraya alıyor. Nasıl olsa ikinci evi şu taraf. Dağın hemen yamaca. Savaş başladığı zaman karşı tarafa askerler geliyor de, diye güvercin ayağına çaput dediğimiz o şeye yazıyor ya da kağıda. Yola çıktılar diyor. Askerler henüz iki buçuk günde gidecekken iki buçuk günde diğer ülke her şeyi hazırlamış oluyor ve savaşı kazanmış oluyor. Bunlar Babil döneminde savaş kazandırmış güvercinler işte. Artık haberleşme öyle. Yani faks yok, telefon yok. Nasıl? Kuşun ayağına bağlarsın ama doğru kuşun ayağına bağlarsın. Uçurursun öteki taraf indirir. Ha hemen karşı taraf geliyormuş. Askerler yola çıkmış. İki günümüz var diye başlıyor. Çocukluğunda duyduğun Çukurova'nın bir hafızası bu anlattığın değil mi? Evet, Bak evet, o coğrafyanın evet. değil mi? Savaşlarla geçen bizlere anlatılan geçen, büyük böyle güvercin şey. sahiplerinin ve sonra tarihe de bakıldığında da uyuşan örtüşen ve gerçekten mantıksal olarak çok doğru yapan bir şey. Çok doğru. Peki e, nasıldı bu güvercin besti be, kaç yaşında ortaya çıktı sende? Yıllarda. Herhalde 8 8 yaşlarında 9 8 -8 yaşlarında. Yaşlarında. 8 yaşlarında. Çünkü hep komşularda vardı. O topraklarda güvercin besleme adeti aslında pek meslek sahibi olmayan meslek sahibi yerine emekçi olan insanlar desem daha mantıklı. Evet. Hani kendi mesleğini yapan işi gücü olandan çok saatlik belli saatler onun Çünkü bu güvercin besleme merakı da bir hayvan merakı gibi bir şey. Yani kedi merakı ya da köpek merakı gibi bir şey. Hani belli mesailerde gidersin yemini vereceğin zamanı vardır. Ama bir iş sahibi olsan, seyahat eden bir adam olsan hiçbir zaman pek uğraşamazsın. Doğru yani emek ister çünkü değil mi? Ama bir. bir şey unuttum, bir şey unuttum. Aslında bu olaylar ben de para etmeyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Paraya çeviremediğim... bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ben çocukken bunu yakaladım. Bence de abim bana rica bana şunu söylemişti. Sende de şey var demişti çok güzel doğaçlama özelliğim var demişti. Test ediyordu beni diğer kardeşlerimle. Yani sevgili Sunay, yıllardır bu doğaçlamaları yaparım. İçimde böyle binlerce, yüz binlerce şiir ya da şarkı dolaşır. Sahneye çıkarım insanlar 100 yıldır bu şarkı var diye düşünür ya da şiir düşünür. Ama o andır, o doğaçlama yeteneğini, güzel. yani o doğaçlama yeteneği bende hiçbir zaman tabi, ne, ne, nasıl anlatayım? Güvercinler de sana? seni etti diyebiliriz değil, yani yerlerde, gerçekten. değil mi? Gerçekten, şimdi Onların... onu düşündüm. Güvercinlerin renklerine göre doğaçlama yapardım. Abim şaşırırdı şimdi önümde. Yani... baktığım an oyuncaklara... önümdeki şeyi, aslında Haluk Levent'in sahne, şarkı, bestesinden çok daha... <laughs> mütevazi olmayacağım bir özelliği var. O doğaçlamadır. Yani şu anda bütün ortamı tasvir edebilecek, bütün ortamı başka bir duyguya sokacak bir hale sahibimdir. Bir anda, bir, evet. Bir anda böyle bir şeyler söyleyebilir ve Sen hemen bir kurgu ortaya çıkarırsın. Tabii tabi bu kurgu yani benim çocukluğumu anlatabilir. Bunu pek kimse bilmez. Senin samimi... çocukluktan bahsettiğimiz için sana Çok bunu anlatabiliyorum. Televizyon programlarında pek söylemiyoruz bunu ama hani baktığı an mesela şurada bir çocuk var. Onu kendim görüyorum işte. Yanımdaki benekli zürafa mı? Yanımdaki duran güvercin mi? İçilmemiş kahven mi? Hangisi gerçek? Müthiş. Önümdeki Buyur işte bu daha bu başlangıç. <laughs> Bunun gibi hemen bir yavaş yavaş Müthiş. gelişen o hayal, hayal dünya çok zengin. Evet o hayal dünyasıyla oluşan hayal o şarkılar e, şey diyor. şey diyorlar bazen yok abi yıllardır yazmışsındır mı? Ya yok işte o anda çıktı ya o an basaya bakıyorsun çıkıyor, doğaya bakıyorsun çıkıyor. Ama dediğim gibi pek böyle toplumda önemsenmeyen yani ancak şu an Amerika'da, İskoçya'da bazı doğaçlama Değil grupları var. Sadece doğaçlama düşün. konseri çıkıyor. Benim hayallerimden biri de çıkacağım sadece doğaçlama konseri ama dinleyici yok yani. Ama bu bak sen şeyden <laughs> söylüyorsun yani hani yine ozanlardan söyledik ya o yani e, sanatçı doğulur. Ben ona inanıyorum. Tabii ki çalışmak... yeteneği geliştirmek gerekiyor. Ama içinde kumaşında olması gerekir. Hani Anadolu'daki aşıkların... doğaçlama atışmaları... Evet, evet. Değil mi? yani o, o müthiş bir hayal dünyası... müthiş bir yaratıcı düşünce. O sende... fazlasıyla var. Ama peki... bütün bu doğaçlama diyoruz da... senin zaten sahneye çıkman da... Kuzenin Kemal'in bir otomobil satmasıyla <gülüyor> <gülüyor> Çok müthiş. Zekinin güzel bir... kardeşi. Işte. Zekinin kardeşi Doktor Zekinin kardeşi. Doktor Zekinin kardeşi Dur. Kemal. O da Bakın nasıl çıkıyor? Eleman sahneye, doğaçlama. Çok enteresan. Evet ya orada doğaçlama sahneye. doğaçlama sahneye de çıkıldı. Çünkü Nedir bu araba gibi... satılma ikisi? Ya şöyle barda buluşacaktık. <laughs> ben de bilgisayar programcılığı yapıyordum. Henüz daha müzikle bir iki gitar, gitar bir iki şarkı çalan bir adamdım işte. Adana'dayız. İşte üniversite terk. Orada çalışmaya başlamışız. Baktı ki üniversiteden bir şey olmayacak. Benden olmayacak aslında. aslında bunu, çünkü... burada bir virgül koyalım. Üniversite terk dedik ama orman mühendisliği kazandın. O <laughs> bilgisayar, e, ODTÜ fizik, e, efendim e, ekonomi e, muhasebe yani hepsine. De... O <laughs> el, o muhasebeyi saymayalım. Çünkü o muhasebeyi atıldığım evet. için dedim ki e, üniversite yönetimi siz beni attınız. Ama ben bu sınava gireceğim. Bu okula tekrar gelip kayıt yaptıracağım dedi. İnanmadılar. Hadi evet. hadi dediler. Tek tercihi yaptım. Tekrar orayı kazandım. Gittim <laughs> öğrenci işlerine. Aha dedim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Aha bir daha atın. <laughs> Aha geldim bir daha atın dedim. Doğru söylüyorsun. Geldim Kastamonu Meslek Lisesi Okulu. Bilgisayar programından atılmıştım. Güzel. Ee, ben atılmanın e, o dönemin anlatımlarıyla derslerden, mercededen olmadığını çünkü e, aynı yani düşünebiliyor musun? Kopya çektiğin adamdan Adam 100 alıyor, sen 37 alıyorsun. Kopya evet. çektiğin adam yüz alıyor. Aa, hoca da sana kopya çektiğini demiyor, bence diyor 37 diyor. Şimdi biz bunları tespit etmiştik o dönemde öğretmenlerin gerçekten politik olarak baktığını. Evet. Ben dedim ki siz bana politik davrandınız. ama politik mi davrandım? Ben bir daha geleceğim. Bir daha girdim bir daha. sınava 1987 diye yani, 88. Bir daha kazandım okul öğrenci işlerine geldim. Ne haber ya dedi. <laughs> 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 <Özel Kaldı> işleri <öğrencileri, gülüyor> Eyvah yine Haluk geldi diye. Çünkü oranın birazcık anarşisti görünüyordum. Evet. Ee, çok enteresan. Sonra yıllar sonra artık kavramlar değişti. Şey değişti. Oradaki evet. Emrullah o öğrenci işlerinde bizim kavga ettiğimiz Emrullah yıllar yıllar sonra Haluk abi, falan demeye ha, başladı. gelmesin Gelmişsin. Evet. Artık her şeyi unutuyorsun birçok şeyi. Abi biz senin bunun için attık zaten. Bak sen sanatçısın. <laughs> Kendini bulduk. İyi ki atmışız <laughs> <İyi ki atmışsın gülüyor> zaten <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle peki, öyle de oluyor yani. Peki tamam. dedin yani üniversiteyi de zaten işte okuyorsun, okumuyorsun. Hah, peki, Kemal de Kendini yani, arıyorsun. Ha, e, o ya, sırada e, Kuzen, işte, Kemal. Kuzen Kemal ve bir arkadaşları vardı akşam barda buluşacaktık o da şey dedi kafe Apple var dedi oraya git dedi kafe Apple değil Adana'da değil oraya git dedi orada dedi şey yapacaksın dedi bekledi bizim dedi Füsunlar geliyor ben de Füsun deyince Füsun'u da görmüştüm yani Füsun, <laughs> hepsi geliyor dedi e, git dedi ben dedi geliyorum dedi Hep, ben de hepsi para geliyor arkadaşlar da beş kişi beş oh. kız beş oh. mi altı mı hatırlamıyorum oh. artık ee, şey dedi biz dedi orada dedi içeriz dedi sonra Mersin dedi sahillere akarız dedi hava da güzel bir dönemdi. Ee, dedim para yok bende maaş almadım bilmem ne almadım dedi ben de var eniştemin arabasını sattım Ahmet eniştemin dedi. Ee, arabayı sattım İskenderun'a dedi 2000 dolar 2000 dolar çok güzel para. hani evet. kalan para hani 2000 dolar tarzında şimdikinin işte kaç lirası günlerce yetebilecek bir para yapmaya dedim filan. Evet dedi. Ge gelemedi. Biz gittik, içtik, yedik filan ama yok ki. Kaba gel gelmiyor. <laughs> Gelemeyince tabii aradık, sorduk filan. Sonra şey, onlar da beni aramışlar teyzemler. E, gitme oraya diye. Çünkü telefon yok ya o dönemler. Telefon yok. Cep telefonu yok. Sadece normal telefon var. Arıyorsun. Ben işten çıkmışım. Kafe yapılı <laughs> arıyorlar. Kafe Apple açmıyor. Telefonları bozuk. E, sonra hesap bana kaldı. Eyvallah. Hesap bana kalınca, hani kızlar da gitti artık. Yurda gitmek. 12'den sonra yurda giriş yok. 12'den önce gitmek zorunda. Kemal gelseydi yurt asılacaktı. <laughs> ben kaldım. Dedim ki alayım şöyle gitarı kendi kendime gece olsun da patronla görüşeyim Dedim ki babamın evine gidelim hani babamlara gidelim para alayım. Yani rezil oldum gitar çalınca herkes muazzam derece bir alkış tufanı. İşte doğaçlama orada başladı? Ya ben bir buçuk şarkı biliyorum henüz. Baktım ki alkışlıyorlar. Atıyorum ama nasıl atıyorum? Sanki yeni şarkı gibi zannediyorlar. Yani böyle sahnedeyim. Şarkı yok ya artık. E yok. Akor Yok işte. Bir akşam olur da ben giderim sana Allah'ım ne güzel söylüyor falan. <laughs> Atıyorum ama. <laughs> Sen ise neden gelmedin bana? Aman Allah'ım aman Allah'ım. Öyle bir doğaçlama beni orada hayatımı kurtardı. Yok bilmiyorum. Ya, Kemal'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. İyi ki gitmemişsin kardeşim. Yine yani, de yine de teşekkür ettim. Haluk Levent'i Çok, çok şımarık çabuk yani, yani buradan. <gülüyor> <gülüyor> çok çok, çok. <laughs> Ondan sonra o barda çıkmaya başladım. Öyle başladı. Nasıl? Sahibi bir istedi. Yani ne dedi? Ertesi şey yaptı. Önce geldi sahibi dedi ki. Ya sen dedi ne kadar herkes seni istiyor şarkılar dedi oturabilir miyim? Ben de. Adam içeriden geldiği için bilmiyor masanın hesabını. <laughs> ben beni dövecekler diye beklerken adam e, kibarca oturabilir miyim dedi. İçimden dedim otur lan otur yani oturdu. Hani ya ne kadar çalışır mıyız dedim ki çalışmaz mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Hesabı nasıl ödeyeceğim diye korktu yerden. Yani adam çalışır mıyız dedi dedim, çalışmaz mıyız? Çok güzel. Peki ya dedi haftanın iki günü üç günü dedim üç günü olsun. Fark etmez. Peki dedi, diğer arkadaş işte 100 lira mı alıyor? bilmiyorum tabii. Dedim hiç fark etmez. Ya sen dedi ne kadar tatlı beyefendi, çok seninle çok güzel işler yapacağız. Ee, dedi ki bari de bir şey ısmarlayayım, önünde bir şey yok. Bilmiyor işte, garsonlar ona iletmemiş henüz. Ben dedim ki ben e, hesap ödeyecektim Olur mu ya dedi. Bilmiyor ya. Kaçtım gittim. Füsunlar Aman gitti. Allah'ım. Kaçtım gittim ama nerede çalıştığımı da söylemiştim. Lotus mühendislikte <laughs> Bilgisayar Programcılığı falan diye. Abi adam... Ertesi sabah... sekreterini yanında beni bekliyormuş. <laughs> Bak dedi buraya dedi şey için geldim. Sen dedi dün dedi bütün barın hesabı sendeymiş dedi. Kızlar maşallah içmişti. <laughs> <laughs> dedi bak dedi sen şimdi kaçarsın gelmesin diye geldim rahat ol iki program üç program ödeşiriz dedi tamam dedim yani güzel olur dedim üç program ödeşmek için hani o hesabı ödeşmek için çaldıktan sonra kitle oluştu öyle bir gelelim haftaya gelelim diye o dönemden başladı artık sonra şehir şehir böyle gitarla maceralarım şarkılarım en son ortaköy meydana sevgili Ahmet çık o dönem Cumhuriyet Gazetesi muhabiri de yayınlamış geçen gün. Evet. Şey şey biz yayınladık tarihten bir kesit diye. Ahmet Çık benim haberim yapmış. Cum şeyde ıı, Ortaköy Meydanı'nda tek başıma gitar çalıp cüzdanla savaş hakkına gelir abi. elde etmek istiyor. O fotoğraf. Ondan sonrası artık bütün Türkiye'nin bildiği bir gelişim. Müthiş. Müthiş. Yani sonrası bir yani şelaleye dönüşüyorsun zaten. Ama tabii eserler o kadar güzel ki. Yani e, hem insanlığa karşı duyarlı, adalet, kavramı büyük bir hümanizma. ama yani kızıl dereler içinde şarkı yapmak nereden geldi? Ya? İyi ki geldi. Çok sevdiğim eserlerinden bir tanesidir ki pek evet. bilinmez maalesef. Bilinmez evet, değil mi? Bilinmez ama yani, çok sağlam şarkıdır. Çok büyük bir orada şarkı, mesela bir şarkı. vokallerde kızıl derili vokallerinde sevgili Feridun Düzac evet. ve sevgili Servet Kocakaya vardır. Hadi. Evet Kratlar ikisi Kıratlar kabilesi. Kıratlar kabilesi. kabilesidir bizim adı kızıl Yele'ydi başı düz yaylaydı vatanı. Yani senin o kızıl anlatış öyküne çok benzer. Çok, çok da belki de senden etkilenmişizdir o dönemdeki anlatımlarından. O da olabilir yani hiç. Çok <laughs> yalan doğru. yok yani. Ben senden büyük olduğum için olabilir yani. Evet ya biz senin kız o... kulesindeki kızıl kesinlikle, kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Müthiş tabii 90'ların hani o Türkiye e, Haluk Levent o kadar zor günlerden gel geldin ki. Ama hep cesaretin yüreğin hep o ezilenler adaletsizliğe uğrayanlar hep onlardan yana oluşun hiç yeni değil. 12 Eylül darbesinden sonraki en sert dönemlerde çok düzgün bir <laughs> yol yani İnsanın önemli kendine. olan zaten kendini bildiği gibi gitmesi ve e, hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır. Benim kavramım gerçekten hümanizm içerisinde yerleşmiş. Şah şöyle ee, umurunda e, olmadı senin. Hiç ya bazen yani o kadar yani... <laughs> o kadar belli ki. O kadar açık ki bak. Bazen şey gibi. diyorum şimdi az önce e, şey oldu dün gece de oradaydım. Migros e, olayı bitmiş. Evet. E, sabah şey diyor yani sabah doğru. Ya diyor ki ya millet diyor şimdi neredesin diyor sabahın köründe yine Migros binasına gelmişsin diyor bana. E dedim ki bir söz verdik. Evet. E, şimdi tabii rock yaşam tarzı içerisinde o gece belki de bambaşka bir alemde olmalısın. Cihan girdi bir yerde falan. Çünkü insanlara kalıplar konmuş. Sen sanatçıysan şöyle yaşamalısın. Sen müzisyensen şöyle olmalısın gibi. Herkesin bir yaşam ter tercihi var. E, şimdi bakıyorum. Belki de şoförüm de adam rakçı sanatçı gece konserdeyim sabah köyünde Florence Nightingale geldi muhasebeciyle Bingöl'deki servet için pazarlık yapıyorum abi 350 bin olur mu şimdi bak alpapolo ah, <laughs> <onu bak>, tamam <laughs> çok <güzel. gülüyor> yani gece 30 bin kişiye şarkı söylüyorsun arkandan koşuyorlar fotoğraf çekmek için sabah Florence Nightingale'deki muhasebeci'nin odasında karşı karşıya hesap kitap yapıyorsun öyle bir yaşam biçimi içerisinde mutlu muyum mutluyum ya bu, ben kendimi seviyorum bu kadar ve bu eğitim sisteminden eğitim sisteminde okuldan attığı, muhasebe bölümünün attığı Haluk Levent yapıyor bunu değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> ya, müthiş, müthiş. Peki, ee, aslında bu Ahbap dediğimiz kuruluş çok... Sen bosun zaten Haluk Levent'in dedik ya, andık Türkan Saylan'ı bütün o çalışmalarında her yerde... hep yanındasın, hep insanlar için. Biliyorum daha pek çok nasıl yardımsever olduğunu, hümanist olduğunu, yardımsever demeyelim de... Bu hümanizma ya, Hümanizma ya vardır ya, ya yoktur. Bütün bu çalışmalar içerisinde bunca güzel eseri de ortaya koydu. Bunların... ilk ortaya çıkışı yani Haluk Levent, evet ben şimdi bir eserli insanlar kaza çıkmalıyım dediğin... o ilk oluşum... ne nasıl gerçekleşti? İstanbul'a ne zaman geldin? Adana'da mı 93, oldun? 93-92... İstanbul gelişim, 92'den hemen önce birçok şehirde de bulundum. Mesela Küçük Kum'la... Gemli Küçük Kum'la benim gitar çaldığım yerlerden biridir. Bodrum sahilleri, Akdeniz sahilleri, Alanya her yeri belki de o dolaşmışlık, sanat o, insanı, evet, de. o insanı evet, o insanı orgunlaştırır, orgunlaştırır. Şimdi Hı. bakıyorum da evet, onlar olmasaydı bu olmazdı ki. Ya yani benim diğer e, arkadaşlarımdan e, artı ve eksilerim vardı, artı eksilerim bir arkadaş grubum olamıyordu. Çünkü her şehirde başka yerlerdeydim. Yılların birikmiş bir dostluklarını sürdüremiyorsun. Çok büyük sana. yani dostun ama oturamıyorsun. Hele hele şimdiki gibi değil dünya. Şimdi Facebook'tan yazdığına, Instagram'dan atlığına zaten görüşüyorsun ama o dönemde fiziki olarak buluşman lazım. Kendini dünyada yaşadığını hissetmek, tatmin etmek için fiziki olarak buluşman lazım ama yapamıyorsun. E şehir şehir geziyorsun. Bunlar çok büyük eksikler. Ailenden ayrısın vesaire ama Artıları şu: Gelecek yıllara çok olgun, herkes her yeri tanıyan fikirlerin gelişebileceğini düşünen, sabit fikirli olunmamasını hissettiren, empati yapmayı sağlayan, ön yargısız olmayı sağlayan beş tane k vardır benim yıllar önce kendime biçtiğim: kapris, kompleks, kin, kibir ee, ve kıskançlık. Bunların olmaması için uğraşan ve Yoktur bana derler. Ben 5K'ya yok kardeşim ben de derim. Ya da çok az noktası ol, olmalı derim yani. Bu beş tanesini atmış olan... ...bir Haluk olamazdı zaten. Ya yani olamazdım diye düşünüyorum. Ya bu insanın kendisiyle alakalı bir şey. Ee, eksiğim var mı? Çok eksiğim var. Yani biz burada şimdi öyle bir... ...konuştuk ki ya bu programı izleyen... Haluk Levent'e bak işte... ...dünyanın en güzel adamı, kahramanı falan değil yani ben... Yok, e, kendimi, de, ...kendimi de, çevremi de... Evet arkadaşlarımı da para kazanmaya başladıktan sonra o kadar yanlış yatırımlarla o kadar berbat hale soktum ki o günleri düşündükçe 8-10 yıl icra dosyalarından borçlardan kurtulamadım ama kurtulacağımı biliyordum. Bir gün her şey düzelecek ve ben kendimi ahbap gibi bir oluşum yapıp ömür boyu artık onlarla uğraşacağım sen diye biliyorum. Sen hatırlamazsın belki de yurt dışında bir etkinlikte bunu bana söylemiştin sen. Söylemiş miydim? Tabii söylemiştim bana. Abi demiştim ya çünkü çok çok evet yani o yani ya para hayatta var da bize göre değil ama tam ortasında duruyoruz. Yani, <laughs> yani ortasında ne yapalım? Ya üstüne oturtmuşlar bizi kardeşim. Bizi koymuşlar oraya. Bizim tercihimiz değil. Ama yani bu da bize batıyor. Senin o, o zor mücadele döneminde e, ben sana moral vermeye çalışıyordum. Sen gör o kadar ben o kadar şaşırmıştım. O kadar dinç, yeni doğan bebek gibi. Abi hiç merak etme. Bunlar hepsini ben halledeceğim, bitireceğim. Merak etme. Hiç Demişimdir, sakın... doğru. Ya ben senin oradaki o yani yapıcı, tedavi edici, sağlatıcı yönünü görmüştüm ama o kadar samimiydi ki gözlerin gerçekten de öyle oldu. Bunu herkes gördü. İnanılmaz zorluklar başardın. Bu yüzden dedim yani film yapsam senin hayatın aslında yapılması gereken bir ya eserlere gelelim. Tamam. Haluk Levent tamam müthiş bir. Yani yollarda bir... bulurum seniyle evet. başladı. Evet. Besteler, eserler eserler evet, yani çok sevildi yollarda bulurum seni. O da işte benim hayatım değil mi sevgili Sunay? Yollardayım ya. Yıllardan Tabii. beri Alanya sahilleri, Antalya merkez, dönüyorsun Bodrum geliyorsun, İzmir'de Karşıyaka Bulvar kafede çıkıyorsun. Oradan dönüyorsun. Bursa'da küçük Küçükkumlada başlıyorsun. Dönüyorsun Ortaköy meydanında şarkı söylüyorsun. Çizgi kafe vardı Ortaköy'de. çizgini müdahim çizgide şarkı söylüyordum. Şimdi yıllara baktığında Yollardayım, yollarda. Yani ben seni yollarda bulurum. Takvimlerden çalarım. Ee, yani olmasan da yanımda dans ederim hayalimle bir şarkı. Gerçekten yıllara damgasını vurdu o dönemlerde. Sonra coverladığım... cover yaptığım bir Sevenler Ağlarmış... Hmm, bir Yarım Olsun evet. isterdim gibi... Sevgili Üç Hürel'den... çok değişik bir modele getirdim. Ee, Aşkın Mapushane gibi... Ankara gibi şarkılar. Akdeniz Akşamları sevgili Serhan Kellezi, Murat Hasar'ı anayım buradan dostlarımız sevgiyle. Yani onların... Evet ben biraz farklı tatlar koymuş olabilirim ama temeli onlardı. Ben rock olarak yaptım, patladı. Onun gibi ardarda arda gelen şarkılar... Sonra işte yıllar içerisinde... Kral Çıplak, aşkınma şey Dağlar... Onun gibi yaklaşık... 20 yakın hit parça. Annen, en son Erzidal'a, annemi çizgiyle. unutmadığım türküler albümü... E, ya şöyle bir şey var, en son annemin türkülerini, bu vasiyet albümünü şöyle yaptım. Annem rahmetli olmadan iki yıl kadar önce... E, benim Adana'daki konserime gelmek istemiş. Ben konserde, sahnedeyim, benim haberim yok. Arka taraflara... sandalyeleri getirmişler hani... E, gelme demişler, yani hastasın falan. Yok göreceğim oğlumu, göreceğim oğlumu. Geliyor... sahnede beni izliyor. Sonra konser bitiyor herkes evine gidiyor ben de eve geliyorum. Meğer annemin de geldiğini. Söyle. Aa çok sevindim anacığım dedim. Nasıl buldun? Böyle yaptı bana gel buraya gel dedi. Hani herkesin önünde işte evde avluda oturmuşsun dolmalar, patlıcan dolmaları işte yaprak sarmalar her şey hazırlanmış klasik Adana şeyi yes, tam böyle yemek yiyeceğiz. Annemin de öğrendim ya geldiğini. Ee, gel dedi. Ya yaklaştım. Dedim bir şey diyecek çünkü toplumun önünde kuzenler falan var. Onların önünde bir şey söylemeyecek abi. Dedim ne oldu anacığım? Dedi ki Oğlum dedi çok bağırıyor dedi ya. <laughs> canım benim. Ay güzelim benim. Ya, ya. ya anacım. Ay, ay anacım dedim ya. Ben ona doğru rak çalıyorum. Ay İsyan canım. var bize dedim. İsyan bağıracağız anacım dedim. Ay. Oğlum dedi ya. Ben sana ne seni ne türkülerle büyüttüm dedi. Niye türkü söylemiyorsun? Bak dedi 10 yıl kadar ya önce türkü çok, söyledin. Çok güzel. Türkü söyledim, bir daha söyledim. Dedim ki anacım ya türkü bir kez söyledim işte senin hatırına dedim. Öyle geçti güldük ama sonra kaybettikten sonra annem, dedim ki ya Kadın bunu istemedi istemedim Haluk. ne senin. Rokçusun, mokçusun. Ya çık dedim. Annenin Çok sevdiği, canım. sana söylediği türküleri derle. Çık dedim söyle. İşte neyi söylüyordu annem? Bu rahmetli Kemal alın. Hele yar yar ya, yar, ya. zalim yar. Onu aldım. İşte Ruhi Sudan, bizler sayesinde dinlediği Ruhi Su'dan. Mahsus mahal derler. Kaldım zindanda. Onu da söylerdi anne. Onu koydum. Ne, neyi koydum? İşte annemin araştırdık, teyzelere sorduk, abimlere sorduk. Hangisini yapar, hangisiydi işte? Sivas ellerinde sazım çalınır, onu koyduk. Bunun gibi işte Neşet Ertaş'ı çok severdi. Bahçe duvarından açtım. Bir de söylerdi, çok güzel sesi vardı. Bahçe duvarından açtım, onu koyduk. Onları koyduk, derledik. Sanatçı dostlarımdan da rica ettim düet yapalım mı diye. Cem Adrian'dan Ceylan Ertem'e kadar, Melek Mosso'dan Oğuz Aksaç'a, Hayko Cepkin'e kadar geldiler söyledik annem için. Ve gerçekten de çok başarılı oldu. Öyle bir onun vasiyeti gibi algıladım. Hatta ben konserlerde şey diyorum arkadaşlar şu anda annem beni izliyordur. Herkes önce bir coşuyor. Şunu söylüyordur oğlum yine çok bağırıyor <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi ben o türküleri çok severek dinliyorum tabii bütün eserlerini gibi ama şimdi dinlerken başka bu kulakla dinleyeceğim. Evet, evet. Ya annemin türküler ama o çok bağırıyor. oğlum? Aslında evet, evet, o evet, yani bitiş, evet. müthiş, evet. müthiş, müthiş bir öykü bu. Ee, hep böyle senin bir hastane önünde bir kız çocuğu için, kızı için yardım isteyen bir babayı gördüğün bir öykü var. Onun için çalıp söylediğim. Elfida tanıması. evet, evet ya. O, o Beyza aslında adı Beyza. O öykü enteresandır. Murat Çelikel babası. Babası ve annesi bana ulaştılar. Çok değerli insanlardı. Kendi hallerinde mütevazi. Çok şeker insanlardır. Ama yıllardır çocuklarına orada yazılan şiirde e, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların e, Beyza'ya sarılamıyorlar. Kırılgan. O kadar çok hasta çocuğum var ki e, yıllar önce yıllardır artık sevgili Sunay, hastalıklarını dahi unutuyorum. O kadar çok var ki. Büyük bir ihtimal böbrek üstü bezi ya da pankreas gibi bir rahatsızlığı vardı. Bazen söylüyorum sonra bir tanesi diyor ki abi rahatsızlığı şuydu. Haklısın çünkü bugün Hayır, bile benim 3 tane çocuğum var ilgileneceğim. Yok. Onların hastalıklarını araştırıyoruz. Bir kanserdi sonuçta ve dokunamıyorlardı. Hep kırılgandı. Ee, gittim geldim Cerrahpaşa'daydı çok mesai harcadığım dönemde bir de o dönemler benim sıkıntılı dönemlerim borç içindeyim filan şirketler batmış filan şiirdeki o madde şudur hani bana soruyorlar e, Yükün dünyaya yakın zaten benim yüküm dünya yakın ne demek diyorum ki Beyzanura e, Elfida Elfida'nın anlamı işte biliyorsun eski kökenli gözden çıkartılan kadın anlamına gelir. Ee, sevgili Emrah Aydoğdu o kelimeyi buldu. Benim hala ahbapta da başkan yardımcım. Ee, güzel şiir yazar beraber ortak çalışmalarımız olur. Ee, şey dedim orada hani e, Elfida beni terk etme sakın. Aslında fark etme sakın şarkıda. Şarkıda fark etme sakın ama ben onu Terk etme sakın diye okuyordum. Ama şarkı yaparken Elfita da bizi dinliyordu. Ona yazıldığını bilmiyordu. Aa, Beni fark etme sakın diyordum. Terk etme desem Beyza anlayacak. Aa, canım. Terk etme derken ben galiba ölüyorum. 12 yaşında bir evet. çocuk. 10 12 yaşında. Sonra orada şey diyorum. E, omuzumda iz bırakma yani. Sen gidersen o kadar çok sevdiğim ki çocuğu. O kadar çok bağlandım ki. Diyorum ki omuzumda iz bırakma. Zaten yüküm dünyaya yakın diyorum ki zaten gece gündüz koştur koştur yok o borcu kapat, magazinde Haluk Levent'in icra dosyası çıkmış, yok polis gelmiş, zaten yüküm var. Bir de sen gitme anlamındaki o cümledir. Çok güzel, çok Omuzumda iz bırakma, zaten yüküm dünyaya yakın diyorum. Yani hani hani şunu dersin ya oğlum yapma bunu, zaten benim derdim başımdan aşkına bir paralellik bir cümlesi, paralel müthiş, bir cümle. Müthiş. Ve maalesef kaybettik. Ee, kaybettikten sonra. Hatta kaybettiğimiz gecenin an, enteresan bir gece. Ben Cerrahpaşa'daki ya da e, o kadar çok yıl oldu ki hangi o, o an Bakırköy kadın doğumda da yatmış olabilir. Oradaki hastane personeli ya Cerrahpaşa ne onların gecesine Beyzanur'a iyi baksınlar diye ücretsiz konsere çıktım. Konsere çıktığım geceyi kaybettik biz Beyzanur'u. Sen sahnedeyken... Evet babası an aradı, annesi aradı. Ölüyor sen son bir kez gör diye. Yok dediler artık doktorlar ve ağlaya ağlaya hastaneye gittim. Son bir kez gördüm. O da beni gördü. Ve sonra şu anda doktorlar bile geçen gün bir yerde anlatmışlar. Biz o mucizeye inanıyoruz. Haluk Levent gelmeden önce gözleri kapalı olan ve artık ölümünü beklediğimiz kız. Haluk geldi, içeri girdi, kızım dedi, canım dedi. Kız gözünü açtı, baktı, baktı, baktı. Haluk gittikten sonra kapattı der. Ya bu bir bilimsel olarak söylemişlerdir bunu. Bu bir mucizevi olay değil ama duyguyla alakalı bir olay. Belki benim geldiğimi gördü, daha çok mücadele etti gözlerini açmayla falan. Ve kaybettikten sonra da tabii şunu söyledim babasının annesine artık defin işlemleri yapıldı filan. Dedim ki bak kaç yıldır yan yana gelmediniz. Biriniz nöbet tuttu. Biriniz ayıdıydı. Ya Haluk abinizin hatırı varsa gidin biraz kendinize zaman ayırın. Birkaç ay sonrasında söylüyorum bunu. Evet. Birkaç ay sonra söyledim. Gidin biraz zaman ayırın. Ne olur ya. Bak inanıyorum bir kız çocuğunuz olacak ve onun adına Elfi de koyacağız dedim ya Haluk abi filan biraz utandılar tabi ya dedim ya ben abinizim ya bir çocuk yapın dedim bir yıl sonra aradılar abi kız çocuğumuz oldu adını Elifida koyduk çok güzel ve şimdi Elifida'yı da ben her yıl beraberiz biz yine onlarla doğum gününü kutlarım şu anda da benim takipçim 13-14 yaşına geldi İşte okuluna giderim görüşürüz her zaman işte diploma alır vesaire Elifida'nın öyküsü hala devam ediyor aslında şu anda ablasının ismini taşıyor kardeşi ve şu anda... Bağcılar da okuyor. Yani gerçek sanatçılar... eserlerine benzerler. Haluk Demen sen eserlerine benziyorsun. Ta kendisisin. Yani Eyvallah, hem duygularımıza iyi geliyorsun. Hem o sanatınla... bizi eğitiyorsun. Öğretiyorsun, dönüştürüyorsun, ilham veriyorsun. Ama bir de humanizmanla... bu topluma, insanlığa çok iyi geliyorsun. Umarım iyi geliyorumdur. <laughs> çok, Umarım. çok, çok yani. Bir şeyler yapmak çabası yeter. Sen biliyorum ki bir şey yaparken onun ötesi bir şey beklemiyorsun. Ama bir şey yapmalı. Yani emek vermeli, çabalamalı, güzelle doğru götürmeli hayatı. Bu yeter. Bu yeter. Bu yüzden zaten bu sosyal medya sonrası siyasetin, politikanın çok üstünde. Her düşüncede insanın silip saydığı <laughs> sanatının yanında böyle bir e, sosyal medya nasıl kullanılır? Nasıl bir arada yaşama kültürü güçlendirilir? Bunun en güzel örneğini veriyorsun Dil Türkiye'ye bütün insanlığa. Sağ olun. İyi ki varsın çok sevgili Çok teşekkür Haluk Levent, o kitabından konuşamadık. Evet, Kedi Köprüsü. Bu kitaptan sonra bir de bir kitap daha çıktı. Evet. O da Moritöz'un düştüğü. Bu iki tane. De İlk dersin, bu iyiydi. kitap. Evet, yani bu kitap evet. işte. Ee, aslında çok, o gençlik şeyinin çok e, 25 güzel ama, yaşlarda Ama güzelliği orada. Bir daha bunu kadar güzel kitap yazamayacak. Yani e, Anlıyorum ama bir çok şeyle. fikir acemiyim geliyor evet, sana evet, ama mi? Çok bazı, sıcak. Bazı fikirlerde de değişiklik demeyeyim ama gelişmeler de olmalı değil. Yani daha Şüphesiz. daha geniş bakmaya da çalıştık yani. Şüphesiz bunu tekrar bir baskıda yeniden o ok fikirlerde katarsın. Sevgili Haluk Levent güzel kardeşim. Eee Kutlukhan Perker çizer, çok değerli bir çizerimizdir. İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki seçtiğimiz o bazı oyuncakları çizdi. Örneğin onlardan biri Atomic Man. Bu insan tarihin ilk oyuncak robotu. 1939 Aa. yılında Japonya'da yapıldı. Ve onun Kutlukan Perker'le çizimini biz böyle bir tişörte ya dönüştürdük. Çok teşekkür ederim. Ya. Bunu sana armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten i̇lk oyuncak robotun. <laughs> çok değerli gerçekten. Çok yani çok şu dönem ederim. insanlık, yapay zeka, yapay zeka diyorsun da... Sen yapay olmayan, gerçekten insanın zekasına güveniyorsun. Sen de onu geliştiriyorsun. Çok teşekkür ee, ederim. Bugün yeterince senden güzel şeyler duydum. Bugün çok güzel geçeceği malum. Ben sen <laughs> ben senden çok duyuyorum. Uzun yıllardır tanırım, severim. Görüşürüz. Ee, bir dönem daha belki çok görüşüyorduk sen, konserler <laughs> evet, evet, yoğundu. Ee, ama hala o... Bilginin ışığını, o sanatın güzel ışığını karanlığa taşıyan Harun Ebensin. Cansın sağ olasın. Ama düşsen de kalksan da hep... karanlığı aydınlatmak için varsın. İyi ki varsın. Cansın Yapıtların çok teşekkür ederim. Çok Işığını teşekkür ederim. Işığını üstümüzden eksik etme. Ben de bütün dostlarımın, arkadaşlarımın... buraya gelirken arkadaşlar bir saat bakamayacağım ahbapların. Ee, bir saat, bir buçuk saat e, telefonlara bakamayacağım dediğimde herkesin ortak... şeyi, vay Sunay Akın Oyuncak Müzesi'ne gidiyorsun. Bu da hani e, benim de şöyle bir şey söyleyeyim gerçek olan bir şey. Hani demek ki çok iyi bir şeyler yapmışsın. E, oyuncak müzesiyle kişiliğinle herkes ne olur selamlarımızı söyledi dedi. benim üstünde de kalmasın. Çok sağ olsun. Her <laughs> zaman Haluk Levent'le ahbaplarla ne yapabilirsek bu müze yapacağız. Sizin çabanızda yapacağız. aynı insanlığı topluma ilatma çabası. Çok, Çok sağ teşekkür olun, ederim. Sağ olun. Adana'da 9 çocuklu bir aile. Tek göz odada. Evde başka oda yok. <laughs> Tek göz odada. Yo güzel çocuklar, o güzel anne babanın o güzel çocukları şarkı söyleme yarışması düzenlemek istiyorlar. Oyun oynayacaklar. Mutfaktaki tencereleri, tavaları, tencere kapaklarını ellerine alıyorlar. Aralarından biri başlıyor şarkı söylemeye. O kadar güzel şarkılar söylüyor ki. Daha da çok söyleyecek. Onun güzel şarkılarına daha çok ihtiyacımız var. İşte o çocuk Haluk Levent. <laughs>